Sevgili dostlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Brotato ile karşınızdayım. Brotato'da yeni bir başarımın peşinde koşacağız efendim. Şövalye Çarı ile beraber mazoşisti bir araya getirerek bir zafer kazanmamızı istiyor oyun. Garip bir deneyim olacaktır diye tahmin ediyorum ama mazoşisti ve şövalyeyi kombolamak istedim efendim. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şövalyenin olayı paso kalkan kasmak, öyle değil mi? Şövalye aldığı her zırh için yakın dövüş buff'ı alıyordu ve bu yakın dövüş buff'ı da silah hasarı veriyordu. Aynı zamanda mazoşist de damage yedikçe hasarı artıyordu ve zırhla başlıyordu oyuna. Yani dolayısıyla biz 13 zırh ve 26 silah hasarıyla başladık. Yavaş yavaş hasar yedikçe daha fazla vurmaya başlayacağız. Muhtemelen şöyle bir ilk başta biraz dayak yememiz lazım. Aa! Sağlık yenileme 20 ile başlıyor. Ha, mazoşistin özelliği. Tamam. Ha, bilerek dayak yiyip hiç damage vuramıyorken vurabilir hale geleceğiz. Bakın %100 debuff olduğunda elbette ki hasar vuramıyoruz ama biraz dayak yedikten sonra kıvama geliyoruz efendim. Okey. Olayı anladım. Önce dayak yiyeceğiz, sonra şey yapacağız ve bunda saldırı hızının pek önemi olduğunu düşünmüyorum ama sağlık indirmenin kesinlikle önemi var. İkinciyi alabilirim. Artı 3 can için bir canla başlayabilirim. 20 sağlık indirmesi var, yavaş yavaş kendine gelecektir. Tamam. Hele hele ilk ellerde hiç çekinmeye gerek yok. Özellikle biraz damage yemek istiyorum ki hasar vurabileyim. İlk turlar biraz minyon kaçıracağız. Abi bir de var ya, zırhı olağanüstü olacak ya. Dikenli kalkanla veriyor, zırh veriyor ama hız kısıyor. Oh. Biz bir ara hız da alsak fena olmaz sanki. Yüzdelik hasar alacağım. Yani hasar debuff'ını ne kadar azaltırsak o kadar iyi. En azından başlangıçta da vurmak işime gelir. Can çalma azaltıp sağlık yenileme verdim. Bir tane daha dikenli kalkan geldi. Tikledim. Şansımı azaltıp hızı toplamak istiyor muyum? Hayır, istemiyorum. Şans faktörünün önemli olacağını düşünüyorum efendim. J.Clay hoş geldin, merhabalar. Napolyon hoş geldin, merhabalar. Arkadaşlar biraz hasar yiyeceğiz. Biraz hasar yiye yiye toplayacağız olayı. Bu mazoşist var ya, yani bu çar ilerleyen seviyelerde dostlar acayip bir hale gelecek. Öyle böyle değil. İtmeyi biraz daha arttırabiliriz sanırım ya. Biraz daha itmeden kimseye zarar gelmez. Mühendislik falan işimize yaramaz. Bir tane daha kalkan gördüm. Tikledim. Devam. Evet, yavaş hareket edecek ama hasar yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Karakter olduğundan daha kuvvetli sanırım. Bu oyunun başarımları acayip güzel ya. Yani özellikle modladığınız zaman acayip güzel şey yapıyor böyle. Acayip güzel iş yapıyor. Genetik modunun başarımları çok çok iyi. Yani dostlar baktığınız zaman bu çarın hız değeri gerçekten çok çok yüksek. Hız değeri diyorum. Zırh değeri çok yüksek. Her zırh değeri için 2 kat yakın saldırı alıyor ve mazoşist çarı da damage yedikçe hasarı arttığı için hani early game'de birazcık dayak yiyip erken oyunda late game'de çok güzel açılıyorsun. Ya boss'un falan vurduğu her hasar sana damage olarak geri dönecek. Mükemmel bir şey değil mi ya? Kılıç değil, ben full kalkan oynayacağım. Aha, da kalkanı buldum. Kademe 2, kademe 2 çıkıyor bir de. Bak şimdi misal ben burada adamlara damage vurup kesemiyorum. Ne yapacağım? Öncelikle bilerek birazcık hasar yiyeceğim sevgili dostlar. Bilerek hasar yiyeceğim ki düşmana vurabilecek hale geleyim. Ayrıca sağlık yenilemem çok yüksek. Sağlık yenilemem yüksek olduğu için
yediğim hasarı anında toparlıyorum ve şöyle bir şey var. Zırhım çok yüksek. Zırhım çok yüksek olduğu için de çar dayak yiye yiye güçlenmeye müsait. Hatta çarın olayı tamamen bu. Dayak yiyerek güçlenen çar. Ama elimden geldiğince yüzdelik hasar alıyorum ki başlangıçta da bir şeyler vurabileyim abi. %20 saldırı hızı hasar alırsan bitene kadar %4 saldırı hızı, eksi %4. Öyle bir steklenir ki var ya bu, bizim canımızı öyle bir okur ki. Bir canla başlarım. Kitlerim ve şey yaparım. Ayrıca menzil kısıp hasar da kısar, hasar da arttırırım. Menzil kısarsak dolayısıyla bu kalkanların saldırı hızı da artacaktır. Bizim karakterde bir de kaçınma mı var ya? Biraz hasar yesem aslında hiç fena olmaz yani. Bu hasarı eksi %45 ile çıkartıyorum. Düşünebiliyor musun? Bu mazoşistin eksi hasar buff'ını çözsek gerçekten müthiş olacak bu çar. Artı 4 sağlık yenilemeyi aldım. Buradan hasarı arttırdın. Buradan kalkan aldın. Kalkanın birini 3 yaptın. Gayet güzel ilerliyor. Bununla beraber başka ne yapabiliriz? Bir tane daha dikenli kalkan bulduk. Bunu kitleyebiliriz. İtemler çok iyi. Seviye çok iyi. Ama benim kill almam için hasar yemem lazım ki saldırı hızım artsın. İşte saldırı gücüm artsın. Bu turlarda hasar yemek birazcık zor oluyor haliyle. Özellikle düşmanın içine giriyorum ki hala bu arada eksi şeyimdir. Hasar buff'ım eksidedir. Hasar buff'ı eksiden çıktığı an müthiş bir hasar vuracak diye tahmin ediyorum ki evet. Harbiden de hasar şeyinin debuff'ının ortadan kalkması karakteri çok çok güçlü hale getiriyor. Biraz daha hızlı gitmek lazım ama çünkü yaratıkları yakalamaya çalışırken zorlanıyorum. Peki. Hız pek şey yapmadı gibi. Ama her şey benim hız kaybetmeme oynuyor şu an. Bu arada mazoşistin o hasar debuff'ını kaybetmesi çok daha hızlı güçlenebilmesine olanak tanıyacak. Çünkü normal şartlar altında biliyorsunuz Wave'in ilk başlarında kendisinden hasar çıkmıyordu. Hasar çıkmadığı için dolayısıyla biz yeterince kill alamıyorduk. Yani yeterince farmlayamıyorduk. En azından oyunun Wave'in ilk kısımlarını sıkıntılı geçirmeyeceğiz efendim. Saldırılarımıza devam edebileceğiz. Mine'a gerek yok. Hız verirsen iyi olur. Saldırı hızına ihtiyacımız yok. Ya da zırh alırsın. Tamam. Sağlık ve sağlık yenilemesi alırsın. Saniyede 3.4 can yeniliyor. Gayet iyi. Şansı kısmayacağım. Saldırı hızı almama da gerek yoktu aslında. Saldırı hızıyla normal hızı karıştırdım. Kitleyip şunu da alırım. Bu çok büyük bir sıkıntı. Neyse ki bu tur gelen hepsi üzerimize doğru gelecek. Yani kıpırdamasak da olur ve vurmayı başarırlarsa da bizimki daha da güçlenecek, kuvvetlenecek. Seviye aldığımızda biraz aldığımız seviyeyi hıza vermemiz lazım. Yetişemiyoruz kesinlikle. Damage atabilirseniz bana çok tatlı olacak. Bak 50 vurmaya başladık.
bir seviye daha almak istiyorum buradan ya. Wave normalde 9. tur çok çok verimli bir tur. En azından 2 seviye aldık. Zırh değil de hız ya. Saldırı hızı da değil, normal hız. Abi sonuna kadar yenilemeyeceğim tabii ki de. Hadi şans verelim. Sağlık yenileme verdin. Saldırı hızını kısıp yakın dövüş verdin. Elemental hasar kısıp şans verdin. Bir tane daha bundan, bir tane daha bundan. Mühendislikten kısıp şunu da alırsın. Hız gelmiyor. Yani şans. Bu sefer de şansımız böyle galiba. Kesinlikle hız gelmiyor. %6 kaçınma nereden geldi ya? Orta çağdan geldi. Ama kaçınma aldığı zaman hasar kazanamıyor. Bu çarmazoşist dayak yemesi lazım. O zaman kaçınmayı tez zamanda aşağı çekmek lazım ki yeterince hasar kazanabilsin. Abi mazoşist şövalye çok çok güzelmiş bu arada ya. Benim acayip hoşuma gitti. Mazoşist şövalye güzel çar arkadaşlar. Ben beğendim. Şimdi kıymetli dostlar. Bundan sonraki aşamada zırhı, canı ve can yenilemesi çok iyi. Can yenilemeden ziyade yani artı 4 falan gelmediği sürece zırhını ve canını arttırabildiğimiz kadar arttırmaya çalışacağız. Ki mümkün olduğunca az hasar yesin. Aslında başlangıç hasarını da gerek yok. Aha 9'sız. Nihayet. Demek ki yeterince ağlayınca bir şeyler elde edilebiliyor. Kaplumbağa zırhı sayesinde kaçınmamı da kaybedeceğim. Bu sayede hasarı sürekli gövdeme yiyip gelişebileceğim. Bununla beraber 50 sağlık yenilemem var. Yani saniyede yaklaşık 4,5 can yeniliyor. 4,5'tan da fazla. Artık işin geriye kalan kısmı, %40 tecrübe de kazanırım bu arada. İşin geriye kalan kısmı maksimum can değerini arttırmada saklı. Maksimum can değerini arttırırız. Zırh basarız, bitti gitti. Bunlara hasar çıkartamayacağımın ben de farkındayım. Mümkün mertebe bana vurmaları lazım. Bana vurmalarını sağlamam lazım da çarın o kadar yüksek bir saldırı hızı var ki menzil kıstıkça bu milli silahların saldırı hızı kıvama geliyor. O kadar tatlı bir saldırı hızı var ki adamlar bana hasar çıkartamıyor. Dolayısıyla onlar hasar çıkartamadığı için ben de gelişemiyorum. Aa bak şu yandan köşeden ateş edenlerin ateş etmesine müsaade ederiz. Hasar buff'ıyla bakar mısınız? Ne kadar vuruyor? 100 vuruyor kalkan, 100. Herkül gibi bir çar haline geldi otomatik kendi kendine. Çünkü 100 vuruyor artık. Artı 3 zırhı aldım. Zırhı toplamaya aldım, mühendisliği kıstım. Hız kısmayalım artık. Bir düşman öldüğünde bir mermi. Abi bizim menzilli saldırımız yok. Düşman öldüğünde sekmesinin bir anlamı yok. Sağlık yenilemeden iki düşmek istemiyorum. Yeterince şansım var. Aslında kaçınmayı daha da düşürüp böyle bambudu gümbüdü bambudu gümbüdü de yapabiliriz de bilmiyorum. Ya da boş ver dursun ya. Yenile atmaktan içim dışıma çıktı. Doğru düzgün bir şey gelmiyor. Üzücü. Daha bu tur buff aldıkları tur değil.
Bence güzel bir iş çıkartıyoruz şu an ya. Aa, biraz da maksimum cana yönelmek lazım. Biraz da maksimum can. Çünkü karakterin belli bir ölçüde dayak yiyebilmesi için o maksimum canı da ayarlamak lazım. Ver 3 zırh ver. 6 hız ver. Şükürler olsun. Hızı toparladık. Artı 5 zırh 300 para için eksi 1 zırh. O kadar para biriktirebileceğimi zannetmiyorum. Harcarım illaki. Vay vay vay. Dikenli kalkan 3 var. Şunları birleştirip hepsini kademe 3 dikenli kalkan yapabilirim. Sonra yavaştan 4'e geçeriz. Devam edebiliriz buradan. Mühendislik kısıp bunu alırım. Sonrasında bir tanesini 4 yapar. Bunu alırım. Nasıl olsa bizde para birikmiyor. Güzel. Abi zırha baksana. 36 zırh var. 78 hasar veriyor. Artık biraz can toplamaya mı odaklansak? Tamam, bakın. Menzillilerin yerleşmesine izin verdim. Onlar bana hasar çıkardıkça, vurup hasar çıkardıkça benim hasarım artıyor. Oh oh oh. Tamam, güzel. Debuff'ı da yendik. Saniyede 4-5 can yenileme de var. Böyle kontrollü bir şekilde dayak yiyip kendimizi iyice geliştirebiliriz arkadaşlar. 183 falan vuruyor kalkanım. Tabi o en iyisi de. Tamam, artık böyle bir hareketlenmenin zamanı geldi. Böyle menzilli vuranların ara ara dövmesine müsaade edip ondan sonra da tık diye meydana çıkmak lazım. Bir level daha alırsan çok hoş olur. Süper, bir level aldı. De güzel itemler gelirse hoş olur. Aa, şu çok iyi ya. O kadar hızlı bir şekilde güçleneceğiz ki. Bosslara ve elitlere daha fazla hasar. Yürü. Önce bana vurmalarını istiyorum ama bak, şunları büyükleri öldürüp küçükleri salarsam çarşı pazar çok güzel karışır ve bana çok hızlı şekilde damage atabilirler. Benim hızlıca damage yemeye ihtiyacım var ama bu ihtiyacımı karşılayamıyorlar şu an. %4 sağlık yenilemesini alırım. Öteki kalkanı da alırım. %1 ek hasar düşürürüm. Bir şey olmaz. Aa, bak şu alınır ha. Şu metal bot alınır. Hem 2 zırh veriyor hem hız veriyor. Sadece yakın saldırıdan 2 düşüyor. Sen bana 2 zırh verdiğin için zaten 4 yakın saldırı kazanacağım. Gayet güzel. Abi can yenilememiz de çok iyi bu arada ya. Saniyede 5 can yenileniyor neredeyse. Şu can değerini bir böyle toplamayı halletsek çok güzel olacak her şey. Sadece can değerimiz biraz düşük ya. Onun dışında her şey tamam. Biraz can değerimiz düşük sadece. Yeterince hasar yediğimi düşünüyorum. Evet, zaten yeterince hasar yemiş vaziyetteyim. Baksana 130-130 vuruyor. Ki gitgide artıyor, 130'du 144 falan.
Güzel. Hasar yedikçe temizleyebileceğiz ortalığı. Boss'u kesmede de bu taktiğe güveniyorum. Hasar yiyeceğiz. Güçleneceğiz ve keseceğiz. %190 hasar buff'u oldu bile ve deli gibi vuruyorlar baksana. Yani %100 malzeme ağaçlardan fazla düşsene, düşmesene. Maksimum sağlık almam lazım. Hasar iyi, maksimum sağlık almam lazım artık. Bak zırhı ve hızı da aldım. 38 zırh, 82 de şey verdi. Birden fazla hedefe vurmacağı. Kalkanı kilitledim. Bir tane daha kademe 4 kalkan geliyor çünkü. Dur aslında bufferları kesmeyeyim. Bufferlar sayesinde düşman bana vurmayı başarsın diyeceğim de düşman bana vurmayı başaramıyor ki. Benim hızlı bir şekilde içeri girmem gerekiyor. İçeri girsem de ölmüyorum zaten. Ne kadar içeri girersem gireyim. Yani düşman sağlığını düşürmene gerek yok. Bir tık daha can. Her zırh için artı 2 toplama. Hey yavrum hey. Bizim zırhlar... Bizim zırh aldı başını gidiyor. 5 maksimum sağlık. Her kalıcı eksi 1 hız için 2 sağlık yenileme sağlar. Koşamıyor olsaydım bunu alırdım ama artık koşabiliyorum. Bu yüzden bunu almayacağım. Her %1 kaçınma için %2 saldırı hızı. Eksi 80 menzil. Kaçınmam yok. Bu itemler dolayısıyla hiçbir işe yaramaz. Tamam iyi malzemeler geliyor da. Bak normalde bunlar bufflanıp geldiklerinde bu bizim için çok ciddi sıkıntı demekti. Ama artık bizim için hiçbir sıkıntı yok çünkü bana vurmaları beni daha da geliştiriyor. Tam bufferları özellikle kesmeyeceğim. Köşeye bir yere de oturmama gerek yok. Karakterin tek kötü yanı şu, verimli kullanabilmek için ilk başlarda bir miktar dayak yemen gerektiğinden dolayı wave'i çok verimli geçiremeyebiliyorsun. Hani bir hücum dalgası yaklaşık 1 dakika sürüyor işte 60 saniye kadar. İlk 20 saniyesi muhakkak gelişmeye gittiği için tam verimde iş yapamayabiliyorsun ama onun dışında her şeyi çok süper. Ya baktığın zaman dayak yedikçe güçlenen bir çar olabilir mi ya? Dayak arsızı. Biraz daha hız alırsak düşmanın içine rahat gireriz. Bir tane daha kademe 4 oldu bile. Hasar eksi 2 daha azalabilir. Oo çok iyi. Bir tane daha kademe 4 alırız. Şunu kademe 2 yaparız. Kitlediğimi alınca bir tane daha kademe 4 olacak. Kalkanlar full kademe 4. Ve öyle bir itiş sağlıyorlar ki vuramıyorlar bile. Bakalım normalde mili çarlarla boss kesmesi çok zordur. Bununla boss kesmek ne kadar zor olacak göreceğiz.
%100 olasılıkla bir düşman öldüğünde rastgele bir düşmana 5 hasar ver. Şansa bağlı bir şey galiba. Yani şans ne kadar yüksekse o kadar fazla mı hasar veriyor? Buna ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. O yüzden devam. Şu an zırhlarımız çok iyi, zırhımız çok iyi, silahlarımız çok iyi, can değerimiz çok iyi. Şu an gerçekten çok iyi durumdayız. Hızımız da var. Hani bu hız düşmanın içerisine girip tabii ki hızlı bir şekilde hasar alabilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda böyle buffer tipi yaratıklar geldiğinde onların rahat temizlenmesini sağlıyor. Bizim şu aşamadan sonra yapacağımız tek şey can ya da zırhla alakalı şeyler almak. Çünkü can yenilemem zaten oldukça iyi. Ve bakın belli bir yerden sonra çok fena damage buff'u alabiliyorum. Bak şey yapacağım böyle, bu el yiyebildiğim kadar bir hasar yiyeyim, bakayım ne kadar arttırabiliyoruz. Baksana %158 buff bile aldı. %300 falan vuruyor böyle. Amanın. Mazoşist şövalyenin gücü. Dayak yedikçe güçlenen mazoşist şövalye. Bir tane daha aldım sağlık yenileme. Sonrasında buna bir dokunma. Buna da bir şey yapma. Düşman öldürdüğünde de bir şey yapmana gerek yok. Saldırı hızına da ihtiyacım yok. Alamıyorum. Maksimum sağlığı arttırdım. Evet. Bütün parayı harcadık ve Wave 20'ye hazırız dostlar. Birazdan boss'u tarumar edebiliriz efendim. Yani umarım. Aa, sevdiğim boss geldi. Lan yavaş ya dayağı. Yavaş ya dur. Dur. Yavaş ya dayağı. Saniyede 5 can yenileniyor ama. Biz böyle biraz gaza geldik galiba. Boss'tan dayağı hızlı yedik. Tamam sakin. Kademeli olarak. Kademeli olarak böyle kontrollü bir şekilde yemem lazım odaya. İyi boss geldi. 90 saniyem var. 90 saniyede 60 saniyem kaldı tabii de. Güçlene yavaş yavaş hallederim her şeyi. Ağır ağır. Acelemiz yok. Mutasyon geçirmesi hoş değil. Şahane. Evet arkadaşlar, mazoşist şövalye ile eli kazandıktan sonra bir başarım daha kazanmış olduk. Hasar alırsan hücum bitene kadar %3 saldırı hızı sağlar ve %6 hasar verir. Saniyede bir hasar alırsın, dokunulmazlık süresi sağlamaz. Aa, bu şey galiba, modun yapımcısının YouTube kanalına gönderme. Mazoşist ve şövalye. Allah Allah, ilginç bir deneyimdi, ilginç bir birleşimdi açıkçası. Evet sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler efendim. Yani biliyorsunuz oyuna yeni başarımlar da ekledi bu. Bütün hepsini tamamlamaya çalışacağım tabii ki. Arkadaşlar umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Brotato serisi gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek efendim. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.